Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size fotosentez ve hücresel solunumla ilgili karmaşık bir soru çözümü yapacağız. Bakalım, birinci soruda diyor ki, yukarıdaki şekilde tüm canlıların kullandığı enerji depo maddesi olan ATP'nin yapısı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ATP'nin yapısından 2 fosfat kopması sonucu oluşan molekül RNA'nın yapısına katılabilir. Şimdi bakın, 2 tane fosfatı aldığımız zaman adenin, riboz ve bir tane fosfat RNA'nın yapısına katılabilir arkadaşlar. Doğru. Kimyasal enerji fosfatlar arasındaki bağlarda depolanmıştır. Evet, şu aradaki bağlarda enerji vardır. Biz bunları kullanıyoruz. Doğru. Yapısında azot atomu bulunur. Adeninin yapısında azot vardır arkadaşlar. Doğru. Bir hücre ATP ihtiyacını başka bir hücreden karşılayabilir demiş. Hayır, bu yanlış olur. Her hücre kendi ATP'sini kendisi üretir, kendisi tüketir. Başka hücreden alamaz, veremez. Hem bitki hem de hayvan hücrelerinde sentezlenir. ATP tüm canlı hücrelerde sentezlenir arkadaşlar. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Geçelim ikinci soruya. Diyor ki, ATP üretim ve tüketim reaksiyonları aşağıda gösterilmiştir. Bu olaylar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylemez? 1 numara nedir? ATP'nin üretimi, 2 numara da yıkımıdır. Diyor ki, 1 numaralı olay ATP üretimidir. Doğru. 2 numaralı olay sonucu enerji açığa çıkar. Evet arkadaşlar, fosfat ayrıldığı için enerji açığa çıkar. 1 numaralı olay dehidrasyon tepkimesidir. Bakıyorum, organik bileşikten yine organik bileşik üretilmiş ve su oluşmuş. Doğrudur. Dehidrasyon tepkimesi. Dehidrasyon demek su oluşum tepkimesi demektir. 2 numaralı olay ATP tüketimidir. Doğru arkadaşlar, ATP'nin tüketildiği olaydır. 1 ve 2 numaralı olaylar aynı hücrede gerçekleşmez demiş. Yanlış. Aynı hücrede gerçekleşmek zorunda arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Geçelim 3. soruya. Diyor ki, aşağıdaki olaylardan hangisi fotosentetik ototrof canlıların tümünde ortak olarak gerçekleştirilen olaylardan biri değildir? Şimdi bir kere glikoz sentezi hepsinde ortaktır. Bütün fotosentetik canlılar glikoz üretir. Karbondioksit kullanımı, evet, hepsinde ortak. Fotofosforilasyon. Fotofosforilasyon nedir? Işığı kullanarak enerji üretme. Bu da ortaktır. Suyun fotolizi demiş. Dursun, açıklayacağım size. Klorofilin ışığı absorbe etmesi. Fotosentez yaptığı için klorofil bulunmak zorundadır. Bu da doğrudur. Suyun fotolizi hepsinde ortak değil. Çünkü su yerine başka moleküller kullanılabilir. Mesela hidrojen sülfür veya sadece hidrojen gazı arkadaşlar kullanabilir. O yüzden cevabımız Denizli şıkkı olur. Bize burada tümü dediği için suyun fotolizini almadık. Cevabımız Denizli şıkkı oldu. Gelelim 4. soruya. Diyor ki, yukarıda farklı tür bakterilerde gerçekleşen fotosentez reaksiyonları verilmiştir. Bakın, yukarıdaki soruya hemen bu örnek göstereyim. Burada su kullanılırken burada hidrojen sülfür kullanılmış. Hidrojen kaynağı farklılık gösterebilir. O yüzden yukarıdaki şıkkımız Denizli oldu. Bu bakterilerde özelliklerinden hangileri ortaktır? Ortamdaki karbondioksit miktarını azaltma. Evet, ikisi de karbondioksit kullanıyor. Bu ortak. İnorganik maddelerden organik madde sentezleme. Evet, ikisi de organik madde sentezlemiş. Doğru. Ortamdaki oksijen miktarını artırma. Birinci olan oksijen miktarını artırmış ama ikinci de oksijen oluşmamış arkadaşlar. Bu ortak değil. Aynı çeşit hidrojen kaynağı kullanma. Birinde hidrojen kaynağı su, diğerinde hidrojen sülfür, bu da değil. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Geçelim 5. sorumuza. Işığa bağımlı ve ışıktan bağımsız tepkimeleri vermiş bize. Diyor ki, X, Y, Z aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir? Arkadaşlar, ışığa bağlı evrede ne kullanılacak? Işık ve su kullanılacak. O zaman X ve Y ışık ve su olacak, ikisinden biri. Işıktan bağımsız evrede de ne kullanılır? Karbondioksit. Bir kere Z'ye göre gidelim biz. Karbondioksit olmayanları silelim. Bakın, sildik. 2 tane şıkkımız kaldı. Ne dedik? X veya ışık veya su olacak dedik. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Adana şıkkı olur. Geçelim 6. sorumuza. Diyor ki, fotosentez sonucunda işaretli oksijen gazının oluştuğunu tespit edebilmek için oksijen gazı neyden alınıyor arkadaşlar? Yani hangisinin yapısındaki oksijen havadaki oksijene gidiyor? Su. O zaman biz burada su arayacağız. Diyor ki, bir bitkinin kloroplastlı hücrelerini işaretli karbondioksit vererek izlemek. Hayır, bu olmaz.
Karbondioksitteki oksijen besine gidiyor, havaya değil. Bir bitkinin ortamına oksijeni işaretle glikoz vererek, hayır bu da olmaz arkadaşlar çünkü fotosentez sonucu diyor. Eğer ki fotosentez ve solunum ikisini de söyleseydi o zaman olabilirdi. Bir bitkinin kloroplastlı hücrelerine oksijeni işaretli su vererek, evet işte bakın buradaki amacımız ne? Sudaki oksijenin atmosfere gittiğini öğrenmek. Cevabımız ne olacak? Yalnız 3 olacak. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdaki şemada fosfogliser aldehitin diğer organik bileşiklere dönüşümü şematize edilmiştir. Buna göre bu dönüşümlerden hangileri için azot tuzlarına ihtiyaç vardır? Bakıyorum. Yağ asidinde azot var mı? Yok. O zaman gitti. Amino asitte azot var arkadaşlar. Organik bazda azot var. Glikozda azot yoktur arkadaşlar. Riboz fosfatta bu da yine bunda da azot yoktur. Cevabımız ne olur? 4 ve 5 olur. Yani Edirne şıkkı olur. Geçelim 8. soruya. Yukarıdaki deney düzeneğini kuran araştırmacı ışıklı bir ortamda yaprak sayıları farklı olan elodeyaları bir süre bekletiyor. Bu sürenin sonunda açığa çıkan oksijen miktarını tespit ediyor. Araştırmacı bu deneyi ile fotosentez üzerinde faktörlerinden hangilerinin etkisini araştırmaktadır? Şimdi bakın, deneyde farklı olanlara bakacağız. Farklı olanlar ne? Elodaya'nın yaprak sayısı. Yaprak sayısında arkadaşlar ne farklıdır? Kloroplast sayısı farklıdır değil mi? O zaman bizim burada araştırmak istediğimiz şey kloroplast sayısıdır. Bakıyorum sıcaklıkla ilgili herhangi bir şey belirtmemiş. Diğerleriyle ilgili de bir şey belirtmemiş. O zaman cevabımız ne olur? Yalnız 2 kloroplast sayısı olur. Geçelim diğer sorumuza. Bitkiye bir kırmızı ışık verilmiş, bir de yeşil ışık verilmiş. Diyor ki, yukarıda verilen aynı türden özdeş iki bitki için fotosentez ile ilgili tüm şartlar aynı tutulmuş. Fakat bitkilere farklı dalga boylarında ışıklar verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar, kırmızı ışık alan daha fazla fotosentez yapar. O yüzden bunun ağırlığı daha çok artar. Ama yeşil ışık alan daha az fotosentez yapar. Bakın, hiç yapmaz demiyorum, daha az yapar. Diyor ki M bitkisinin yapraklarında kuru ağırlık artışı N bitkisinden fazladır. Evet doğru. Kırmızı ışık aldığı için fazla fotosentez yapıyor. M bitkisindeki fotosentez hızı N'ye göre daha yüksektir. Evet doğru. Işıktan dolayı. N bitkisindeki karbondioksit tüketimi M bitkisinden azdır. Doğrudur arkadaşlar bu da. Cevabımız 1, 2 ve 3 yani Edirne şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Fotosentez hızını etkileyen faktörlerinden hangileri çevre şartlarına bağlı değildir? Bir kere enzim miktarı genetik bir farklılıktır. O yüzden çevreye bağlı değil. Kullanılan karbondioksit yine çevreye bağlıdır arkadaşlar. Suyun taşınma hızı bu da çevreyle alakalı bir durumdur. Klorofil miktarı genetik özelliklere bağlıdır. Cevabımız ne olacak? 1 ve 4 olacak. Evet 11. sorudan devam ediyoruz. Diyor ki belirli bir süre karanlıkta bekletilen yeşil ve sarı yaprakları bulunan bitki türleri aynı koşullarda ve belli bir süre ışıkta bekletiliyor. Daha sonra her birinden eş büyüklükte parçalar çıkarılarak nişasta miktarları belirleniyor. Yeşil yapraklı parçanın daha fazla nişasta bulundurması fotosentezin hızına aşağıdakilerden hangisinin etki ettiğini gösterir. Arkadaşlar yeşil yapraklı olanda klorofil miktarı fazladır. Sarı yapraklı olanda klorofil miktarı daha azdır. Klorofil ne yapıyordu? Bitkiye yeşil rengini veriyordu. O yüzden burada cevabımız ne olacak? Klorofil miktarının fazlalığı olacak. Cevap Bursa şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. 12. soru. Burada yine fotosentezi şematize etmiş. Şimdi K maddesinden aldığı bakın maddeyi ne yapmış? Nat pH'e yüklemiş. O zaman K maddesi nedir? Su olabilir mi? K maddesi sudur arkadaşlar. Daha sonra sudan ayrılan hidrojenler nat P'ye bağlanırken oksijen de ne yapacak? Dışarı çıkacak. O zaman buradaki L maddesi nedir? Oksijendir. M'ye geldiğimiz zaman ışıktan bağımsız tepkimelerde ne oluyordu? Karbondioksit giriyordu değil mi? O zaman M karbondioksit, N de besin olacak arkadaşlar. O zaman bakalım şıklarımıza. Şöyle. Şıklara baktığımızda bakın. K
K su olacak, L oksijen olacak. Bakıyorum. Evet, C şıkkına doğru gidiyoruz. C şıkkı karbondioksit ve glikoz. Evet, C şıkkı bizim doğru şıkkımız olacak arkadaşlar. Geçelim 13. sorumuza. Yukarıda bazı bakterilerin besin sentez reaksiyonlarında ihtiyaçlı olan ATP'leri sentezlerken gerçekleştirdikleri reaksiyonlar gösterilmiştir. Arkadaşlar bakın, iki tane bakteri var. İkisi de kimyasal maddelerden enerji sağlıyor ve bu enerjiyi besin sentezinde kullanılıyor. Şimdi kimyasal maddeden enerji sağlıyorsa biz bu olaya ne diyoruz? Kemosentez diyoruz. Kemosentezi burada bize göstermiş. Hangisi diyor? Yanlıştır. Nitrifikasyonda rol oynarlar. Bu doğrudur arkadaşlar. Şu yukarıda bahsettiğimiz, aşağıda bahsettiğimiz olaylar nedir? Nitrifikasyon, yani azotun toprağa bağlanması olayıdır. İnorganik maddeleri oksitlerler. Şuraya baktığımızda bakın, şurada oksijen var, oksijen var. Oksitleme olayı var. Doğrudur. Karbondioksit özümlemesi yaparlar. Evet, burada bakın arkadaşlar, karbondioksiti kullanmış, özümleme yapmışlar. Sadece karanlık ortamda yaşarlar demiş. Hayır. Gündüz de gece de kemosentez yapabilirler arkadaşlar. Cevabımız denizde şıkkı olacak. Protein sentezlerler. Bakteriler ve tüm canlılar protein sentezi yapar arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkı olur. Geçelim 14. soruya. Kemosentetik bakterilerin tümünde olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir? Kemosentetik bakteri. Diyor ki karbondioksit tüketme. Evet, hepsi karbondioksit tüketir. Hatta tüm ototrof canlılar karbondioksit tüketir arkadaşlar. Enerji kaynağı olarak NH3'ü oksitleme. Burada NH3 amonyak. Amonya hepsi oksitlemeyebilir. Kimisi nitriti oksitler, kimisi nitrat oksitler. O yüzden 2 olmaz. Fosforilasyonla ATP sentezleme. Doğrudur arkadaşlar. Fosforilasyon yapan, yani ATP üretimi dediğimiz fosforilasyondur. Bunu yaparlar. Aydınlık ve karanlık ortamda karbondioksit özümlemesi gerçekleştirebilme. Kemosentezde ışığa ihtiyaç olmadığı için hem gece hem gündüz kemosentez yapabilirler. Cevabımız 1-3-4 Edirne şıkkı olur. Geçelim 15. sorumuza. Oksijenli solunumla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Besinler inorganik yapı taşlarına kadar parçalanır. Doğrudur arkadaşlar. Besinle oksijen tepkimeye giriyor. Karbondioksit ve su oluşuyor. İnorganik yapılarına kadar parçalanıyorlar. Doğru. Enerji verimi yüksektir. Doğrudur arkadaşlar. 34 tane ATP üretiliyor. Her canlıda sitoplazmada başlar, mitokondride tamamlanır. Bakın, her canlıda sitoplazmada başladığı doğru. Ama mitokondri prokaryot canlılarda yok. O yüzden cevabımız Ceyhan şıkkı olacak. Fotosentez olayında kullanılabilecek ham maddeler oluşturur. Fotosentezde ne kullanılıyor? Karbondioksit ve su. Bu arkadaşlar oksijenli solunum sonucunda oluşturuluyor. Doğru. Oksidatif fosforilasyonla ATP sentezi gerçekleşir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan şıkkı olur. Geçelim 16. soruya. Yukarıdaki şekilde gösterilen ağzı kapalı deney tüpü içerisinde bir miktar üzüm suyu ve zorunlu aerob. Zorunlu aerob dediği, o sadece oksijenli solunum yapabilen bakteriler eklenmiştir. Deney tüpü uygun koşullarda bir süre bekletilmiştir. Bir süre sonra deney tüpünde meydana gelecek değişimlerle ilgili olarak aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar bakıyorum, üzüm suyunu aerob bakteriler ne yapar? Kullanır değil mi? Aerob bakteriler zorunlu aerob, yani oksijenli solunum yaptıkları için bir kere etil alkol ve laktik asit üretemezler. O yüzden A ve C gider. Gelelim buraya. Ne yapacaklar? Glikozu kullanacaklar ve oksijeni kullanacaklar arkadaşlar. Bunun sonucunda su ve karbondioksit üretecekler. O zaman bizim cevabımız ne olacak? Bakın. Glikozu kullandı, oksijeni kullandı, su üretti. Denizli şıkkı olur. Geçelim bir sonraki sorumuza. Oksijenli solunum tepkimeleri sırasında evreler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Karbondioksitin oluştuğu evreler arkadaşlar, asetil koenzimanın oluşumu ya da Krebs döngüsüdür. Bakacağız, Krebs çemberi var. O zaman diğer şıkları silelim. B şıkkı
D ve E şıkkı gider arkadaşlar. ATP'nin harcandığı tek evre glikoliz evresidir. Bakın A şıkkına baktığımızda cevabımızı bulduk. Oksijenin kullanıldığı da ETS evresidir. O zaman cevabımız A şıkkı olur. 17. soruya geçelim. Bir farenin bulunduğu ortamın havasına işaretli oksijen atomları veriliyor. İşaretli oksijen atomlarına farenin solunumu sonucunda oluşturduğu moleküllerinden hangisinin yapısında rastlanabilir? Şimdi arkadaşlar, besin, bakın şöyle yazalım. Besinimiz neydi? C6H12O6. Oksijenle tepkimeye girer ve bunun sonucunda karbondioksit ve su oluşur. H2O. Atmosferden alınan oksijen nereye gidecek? Suyun yapısına gidecek. Besindeki karbon, karbondioksitin yapısına gidecek. Besindeki hidrojen, suyun yapısına gidecek. Besindeki oksijen ise nereye gidecek? Karbondioksitin yapısına. Dolayısıyla bize sorduğu soruda havadaki oksijen nereye gidiyor? Sadece suya. O zaman biz burada sadece ne diyeceğiz? Suyun yapısına gider diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız yalnız 2 olacak. Geçelim 18. sorumuza. Hazırlanan bir deney düzeninde cam bir fanus içerisinde karbon atomları işaretli nişasta içeren havuçlar ve bir tavşan konulmuştur. Buna göre bir süre sonra bu işaretli karbon atomlarına olarak kullanılan glikoz moleküllerinden hangilerinde rastlanabilir? Tavşanın hücrelerindeki glikojen molekülü. Şimdi arkadaşlar bakın, besindeki karbon nereye gidiyor? Bakın, besindeki karbon karbondioksite gidiyor. Ya da eğer ki depolanıyorsa depo maddesine de gidebilir. O zaman tavşanın glikojen molekülüne gidebilir. Fanus içindeki havada bulunan karbondioksit gazı, evet, karbondioksitin yapısına katılıyordu, gidebilir. Tavşanın hücrelerinde bulunan yağ molekülü, doğrudur arkadaşlar, yağ molekülüne de gidebilir. Hani yağ olarak depo ederse eğer. Tavşanın hücrelerinde oksijenli solunumda substrat olarak kullanılan glikoz demiş. Evet, burada da arkadaşlar yine glikozun yapısında bulunabilir. Cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olacak. Geçelim 19. sorumuza. Burada etil alkol ve laktik asit fermantasyonunu özetlemiş. Diyor ki, buna göre aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? Şimdi birinci evreye bakıyorum, glikoliz. Üçüncü evrede glikoliz evresi arkadaşlar. 1 ve 3 aynı. 2 ve 4'e bakıyorum. İkinci evrede bakın, piruvattan sadece laktik asit üretilmiş. Dördüncüsünde ise etil alkol ile karbondioksit üretilmiş. Diyor ki, 1 ve 2 numaralı reaksiyonlarda kullanılan enzimlerin tamamı aynıdır. Hayır arkadaşlar, 1 ve 2 numara birbirinden farklı. Hangisi aynı? 1 ve 3 aynıydı. Bu yanlış. 1 ve 3 numaralı reaksiyonlarda ATP üretimi olurken 2 ve 4 numaralı reaksiyonlarda olmaz. Doğru arkadaşlar, glikoliz evresinde ATP üretirken diğer evrelerde ATP üretilmez. Bakın, bu doğru olacak. Zaten bize doğruyu soruyor. Ama diğerlerini de okuyalım. 1 ve 3 numaralı reaksiyonlar sitoplazmada gerçekleşirken 2 ve 4 numaralı reaksiyonlar mitokondride gerçekleşir. Hayır arkadaşlar, etil alkol, laktik asit fermantasyonlarının tamamı sitoplazmada gerçekleşiyor. 2 ve 4 numaralı reaksiyonlarda kullanılan enzimler aynıdır. Eğer enzimler aynı olsaydı son ürünler aynı olurdu. O yüzden bu da yanlış. 1, 2, 3 ve 4 numaralı reaksiyonlarda ATP harcanır. Bu da yanlıştır. Sadece 1 ve 3, yani glikoliz evresinde ATP harcanıyor. Diğer evrelerde harcanmıyor arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olacak. Geçelim 20. sorumuza. Oksijenli ve oksijensiz solunum sırasında gerçekleşen olaylarından hangileri sadece oksijenli solunum olayları sırasında meydana gelir? Sadece oksijenli de. Oksidatif fosforilasyon. Oksidatif fosforilasyon demek oksijenin kullanıldığı ATP enerji, ATP üretimi demektir. Dolayısıyla bu sadece oksijenli solunumda. Karbondioksit oluşması, arkadaşlar etil alkol fermantasyonunda da karbondioksit oluşuyor. O yüzden bu olmaz. NAD'ın indirgenmesi, yani NAD moleküllerine hidrojen bağlanması, bu her ikisinde de meydana gelir. O yüzden bu da D
değil, FAD'ın indirgenmesi. FAD molekülünü sadece nerede görüyoruz? Oksijenli solunumda. O yüzden cevabımız ne olacak? 1 ve 4 olacak. 21. sorumuza geçelim. Yandaki şemada bir molekül glikozun oksijenli solunumla parçalanması sırasında gerçekleşen evreler gösterilmiştir. Bu evrelerden hangilerinde gerçekleşen olaylar aerob bakteriler ve yoğurt bakterilerinde ortak değildir? Yoğurt bakterisi ne yapıyor? Laktik asit fermantasyonu. Arkadaşlar, oksijenli solunum ve laktik asit fermantasyonunun ortak olan tek evresi glikoliz evresidir. Glikoliz evresinden sonrakiler ortak değildir. O zaman cevabımız 2, 3 ve 4 olacak. Yani Edirne şıkkı olacak. Geçelim diğer sorumuza. Yeşil yapraklı bir bitki ve tavşan kapalı bir cam içerisine konularak yukarıdaki deney düzeneği hazırlanmıştır. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Diyor ki, tavşana karbon atomları işaretli glikoz molekülleri verilirse, işaretli karbon atomlarına bitkinin fotosentezde ürettiği glikozlar rastlanabilir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Tavşan ne yapacak? Oksijenli solunum yapacak. Yani C6H12O6 molekülünü oksijenle parçalayacak ve bunun sonucunda karbondioksit ve su oluşturacak. Peki bitki ne yapacak? Bunun tam tersini, karbondioksit ve suyu kullanıp besin ve oksijen üretecek. Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda tavşana işaretli karbonlu besin verilirse, bakın bu işaretli karbon nereye gidecek? Karbondioksite. Bir süre sonra bu bitki bu karbondioksiti kullanıp tekrardan besin üretebilir. O yüzden bu doğrudur. Bitkiye oksijen atomları işaretli su molekülleri verilirse, işaretli oksijen moleküllerine tavşanın solunum sonucunda oluşturduğu su moleküllerinde rastlanabilir. Şimdi bitkiye arkadaşlar oksijeni işaretli su verdi. Bu su nereye gider? Sudaki oksijen atmosfere. Tavşan bu oksijeni kullanacak ve tekrardan su oluşturacak. O zaman buradaki oksijene, buradaki suda rastlanabilir. Doğru. Düzeneye karbondioksit tutucu potasyum hidroksit kristallerinin ilave edilmesi bitki ve tavşanın yaşam sürelerini etkilemez. Yanlıştır arkadaşlar. Karbondioksit tutucu konulursa bitki atmosferden karbondioksit alamadığı için ya da az aldığı için ne olur? Fotosentezi tam olarak gerçekleştiremez. Bir süre sonra tavşan olur. Ölür, sonra da bitki ölür arkadaşlar. Bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan şıkkı olur. Geçelim 23. sorumuza. Diyor ki, bitki hücresinde olayları gerçekleşmektedir. Bunların oksijenli solunumda ve fotosentezde gerçekleşenleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Karbondioksitin oluşması nerede oluyor? Oksijenli solunum. O zaman bir numara oksijenli solunuma gelecek. Bursa şıkkıyla Denizli şıkkını eliyorum. ATP üretilmesi her ikisinde de var arkadaşlar. O zaman iki numarayı ikisine de yazacağız. Bakın A şıkkında bu olay yok. O zaman gitti. Oksijen üretilmesi. Oksijen nerede üretiliyor? Fotosentezde. O zaman sadece fotosenteze yazacağız 3'ü. Tamam. C ve E gidiyor. Enzim kullanılması. Her ikisinde de enzim kullanılır. 4 numarayı her ikisine de yazacağız. Bakıyorum. E şıkkında da var. C şıkkında da var. ATP'nin tüketilmesi. ATP tüketimi nerede var arkadaşlar? Oksijenli solunumda da var. Fotosentezde de var. O zaman cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olacak arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Geçelim diğer sorumuza. Çimlenmekte olan fasulye tohumlarında olaylarından hangileri meydana gelir? Arkadaşlar, çimlenme sırasında bir kere besin kullanılacak, ATP tüketilecek, hem üretilip hem tüketilecek. Daha sonra glikoz molekülleri yıkılacak ama kesinlikle fotosentez olayı yok. Çimlenme sırasında fotosentez yapılmaz. Diyor ki, kompleks organik bileşiklerin birim moleküllerine kadar yıkılması, evet bu olur. Mesela nişastanın parçalanması. Glikoz sentezlenmesi demiş. Hayır, glikoz sentezi fotosentez demektir. Bitki çimlenirken fotosentez yapmaz. Glikoz moleküllerinin su ve karbondioksit moleküllerine kadar yıkılması. Bu neydi? Solunum. Solunumu mecbur yapmak zorunda. ATP tüketimini de yapar arkadaşlar. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Son sorumuza geçiyoruz.
Yukarıdaki grafikte bir bitkinin fotosentez hızının haftalara bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre 3. haftadaki fotosentez hızının diğer haftalara göre daha düşük olmasına hangileri neden olmaz? Işığın dalga boyunun değişmesi bu olabilir arkadaşlar. Mesela yeşil dalga boyunu vermiştir. Fotosentez azalmış olabilir. Ortamın karanlık olması. Şimdi ortam karanlık olsa zaten hiç fotosentez yapamayacak. Ama burada bir miktar fotosentez yapmış. O zaman bu olmaz. Ortamın sıcaklığının azalması. Evet, enzimlerin aktivitesini düşürmüş olabilir arkadaşlar. Bu olur. Ortamdaki karbondioksit miktarının azalması. Bu da yine fotosentez hızını düşürür. Bize hangisi neden olamaz dediği için cevabımız ne olacak? Yalnız 2 olacak. Sorularımız burada bitiyor arkadaşlar. Sonraki videolarımızda bitkiyle ilgili soru çözümü yapıp soru çözümlerini de bitirmiş olacağız artık. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.